Türkiye Gazze'ye yardım elini uzatmaya devam ediyor sevgili izleyenler. Hem de en başından beri Gazze'den 23 hasta ve 21 refakatçiyi taşıyan uçak Ankara'ya geldi sevgili izleyenler. Ayrıca Gazze'de Sahra Hastanesi kurulması için Sağlık Bakanı çalışmalara başladı. Ekranlarınızın sağ alt köşesinde o siyah kutucuğun içinde sağlık koridoru yazıyor sevgili izleyenler. Görüşleriniz kıymetli, lütfen aktarın, sesiniz olalım demiştik. Bizi kırmamışsınız. Editörüm Deniz'le birlikte toparlamaya gayret gösteriyoruz. Hepsini paylaşmaya özen gösteriyoruz. Bunu bir söyleyeyim ve Cüneyt Bey'in mesajıyla devam edelim. Sağlık koridoru insanlık görevidir, önemlidir. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar getirilip tedavi edilmelidir demiş Cüneyt Bey. İzleyenlerimizden biri. Teşekkür ederiz aktardığınız için görüşlerinizi. Ve yine İbrahim Bey, bizi yalnız bırakmayan izleyenlerimizden biridir o. Şöyle söylemiş. Günaydın Kardelen Hanım diyor. Günaydın diyelim kendisine. Başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızı yürekten kutlarım. Masum insanlara yardım etmek bizim vicdani görevimiz demiş sevgili izleyenler. İbrahim Bey de, gerisi sizde. Görüşleriniz kıymetli efendim. Peki neler yapılıyor bu sağlık koridoru kapsamında? Haberimizle anlatacağız sizlere. Çoğu çocuk olan hastalar tedavi edilmek üzere hastanelere sevk edildi. Yaşananlara bakacağız birlikte. Türkiye Gazze'ye destek olmaya devam ediyor. Geçici ateşkesin devam etmesiyle 23 hasta ve 21 refakatçi daha Ankara'ya getirildi. Evet, evet. Dördüncü tahliye uçağını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca havalimanında karşıladı. Efendim, son durum nedir hastalara ilişkin sağlık durumları? Bugün bildiğiniz gibi dördüncü tahliyemizi yapmış olduk. Toplam gelen 23 hastamız oldu. Beraberinde 21 refakatçi ile birlikte 44 vatandaş gelmiş oldu. Bugüne kadar toplam gelen hasta sayısı 114 hastamız, 86 kişi de refakatçi ile birlikte toplam 200 kişi Gazze'den getirmiş olduk. Bakan Koca, Gazze'den tahliye edilen hastalarla bizzat ilgilendi. Son durumları hakkında bilgi verdi. Toplam 200 kişi Gazze'den getirmiş olduk. Bugün gelen hastalardan 23 hastamızın 4 kişi onkoloji hastası. Ağırlıklı çocuk ve gençlerden oluşan bir hasta grubu. En küçüğü 7 aylık bir bebeğimiz ve hastaların ağırlıklı kısmı ortopediyle daha çok ilgili. Kırıkların, travmanın daha yoğun olduğu bir hastamız, göz ile ilgili travma sorunu olan toplam 23 hasta. Etlikşehir Hastanemize bu hastalarımızı almış olup hemen tedavilerini planlamış olacağız. Koca, Gazze'ye açılması planlanan Sahra Hastanesi ile ilgili soruları da yanıtladı. Koordinasyon ekibimiz 3 ülkeden oluşan, Mısır, İsrail ve Türkiye'den bir koordinasyon ekibi yakın iletişim halinde, güvenilir bir bölge olmasını önemsiyoruz. O nedenle güvenilir denilen bölgede 3 alanı biz tespit etmiştik. O 3 alanla ilgili de dün yerinde dediğim gibi inceleme yapıldı. Önümüzdeki günlerde bunu netleştirmiş olacağız. Öte yandan Gazze'den hastaları tahliye eden uçak öncesinde 8 ton ilaç ve tıbbi malzemeyi Mısır'daki El Arish Havalimanı'na götürdü. Ardından Gazze'li hasta ve refakatçilerini Ankara'ya getirdi. "29 Kasım Filistin halkıyla uluslararası dayanışma günü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Free Filistin hashtag ile dayanışma çağrısında bulundu. Türkiye Filistinli kardeşlerinin yanındadır dedi. Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan ise sosyal medya hesabından dayanışma günü için Türkçe ve İngilizce hazırlanan bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin halkıyla uluslararası dayanışma gününe sosyal medya hesabından Free Filistin etiketiyle çağrı yaptı. Türkiye Filistinli kardeşlerinin yanındadır dedi. Cumhurbaşkanı Gazze'ye yönelik insani yardımların devam ettiğine dikkat çekti. 12 uçak ve bir gemi dolusu yardım malzemesinin El Arish'e sevk edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci geminin de yola çıktığını duyurdu. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların tedavileriyle ilgilenildiğini söyleyen Erdoğan, ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarına hız vereceğini söyledi. Bugün burada toplandık çünkü biz... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Türkçe ve İngilizce paylaşılan videoda bir kez daha küresel vicdana seslendi. Türkçe ve İngilizce hazırlanan videoda katliamla karşı karşıya kalan hamile kadınlar, yeni doğan bebekler, tüm siviller için geçici ateşkes değil, derhal kalıcı ve sürdürülebilir barış talep ediyoruz denildi.